10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Yıldırım Yayınları sayfa 167 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 167 Cevapları. Yıldırım Yayınları mülteci göçleri dine inançlarından, milliyetlerinden, siyasi görüşlerinden veya üye olduğu toplumsal gruplardan dolayı zulüm gören ya da görme ihtimali olan insanların bir kısmı ülkelerini terk etmek zorunda kalmış, kendilerini güvende hissedecekleri ülkelere sığınmıştır. Mülteci olarak adlandırılan bu tür göçmenlerin sığındıkları ülkelerden biri de Türkiye'dir. Ülkemize farklı tarihlerde mülteci göçleri gerçekleşmiştir. Etkinlik aşağıda verilen Göçmenlere Dost Eli adlı metni okuyunuz. Metinden hareketle, sizin elinizde olanaklar bulunsaydı göçmenler için neler yapardınız, sorusuyla ilgili düşüncelerinizi yazınız. Yazdıklarınızı sınıfınızdaki arkadaşlarınızla paylaşınız. Göçmenlere Dost Eli 15-12-2016. Belediye Hizmet Binası içinde faaliyete geçen Göçmen Hizmetleri Merkezi törenle açıldı. Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi, ilçede ikamet eden yabancı uyrukluların sağlık, eğitim, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak. Ayrıca göçmenlere danışmanlık hizmeti verilirken birçok projenin de hayata geçirilmesi sağlanacak. Komşu ülkelerde yaşanan savaşlar nedeniyle özellikle sivil halkın zarar gördüğünü ve Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı şu açıklamalarda bulundu. İçimizde de gerek savaş koşulları gerekse başka nedenlerle farklı ülkelerden gelen yaklaşık 6000 göçmen bulunuyor. Göçmenlerin topluma entegre olma süreçlerini hızlandırmak, kültürel farklılık ve dil çeşitliliği nedeniyle oluşan iletişim engellerini aşmak, toplumsal uyum sürecinde karar alma mekanizmalarına katılımlarını artırmak amacıyla bugün bir adım atıyoruz. Açacağımız Göçmen Hizmetleri Merkezi ile göçmenlere yönelik ayrımcılığın önüne geçmeyi, sağlık, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Merkezde hukuki destek birimi, sağlık danışma birimi, eğitim danışma birimi, iş ve mesleki danışma birimi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürlüğü iletişim masası, psikososyal destek ve proje birimi, göçmen meclisi ve dayanışma lokali bulunacak. Çocuklara yönelik eğitim ve sosyal destek birimleri de yer alacak. İlçede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilcinin yer aldığı koordinasyon kurulu ise göçmen sorunlarına yönelik toplantılar yaparak raporlar hazırlayacak. Zaten şu anda göçmenlere yönelik Türkçe dil kursları vermeye başladık. Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi temsilcisi, Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri Suriye'de devam eden çatışmalardır. Bu savaş 6. yılını dolduruyor. Türkiye 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mültecilere Türk halkı ve hükümeti şimdiye kadar eşi görülmemiş bir cömertlikle yardım ediyor. Göçmenlik hizmeti merkezi açıldığı için mutluyuz. İnsanların birçok hizmete erişimini sağlayacak bu merkez büyük önem taşıyor, ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şefi de, Uluslararası Göç Örgütü, 3 milyon mülteciyi barındıran Türkiye'yi destekliyor. Mülteciler ve göçmenler ilk temasını belediyeyle kuruyor. Belediye göçmenlerin, mültecilerin barış içinde yaşayıp şehre uyumunu kolaylaştıracaktır. Türk hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum, diye konuştu. Cevap, benim elimde olanaklar bulunsaydı göçmenler için sosyal medya ve iletişim kanallarının hepsini kullanarak yardım kampanyası düzenler, göçmenlerin daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için para toplardım. Toplanan bu paraların hepsini göçmenler için harcardım. 10. Sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 167 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.